Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam, şimdi değişik vitamin takviyelerine ihtiyacımız oluyor dönem dönem. Kurkumin, resveratrol ve benzeri takviyelerle sağlık sorunlarımızı azaltabilir miyiz? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz takviyeler son yıllarda özellikle karşımıza çıkan bazı hastalık türlerinde hastalığın gidişatını azaltabilecek etkisi olduğu söylenebilen bazı takviyeler. Fakat yapılan çalışmalar gösteriyor ki tek başına bunların alınması belli bir yere kadar yardımcı olurken aslında besinsel özelliklerin düzenlenmesi, besinlerin değiştirilmesi veya kişinin yaşam tarzını değiştirmesi daha büyük bir rol alıyor. Özellikle resveratrol kırmızı üzümde, üzümün rengi koyulaştı. Sıkça artan bir antioksidan bileşik. Dolayısıyla resveratrolün en büyük, en yoğun etkisi kalp ve damar hastalıkları üzerinde. Damar sertleşmesini engelleyecek, damar elastikiyetini kolaylaştıracak, damarların içerisinde plak birikimini engelleyecek bir özelliğe sahip. Aynı zamanda iyi ve kötü kolesterol dengesi dediğimiz HDL ve LDL kolesterolü de yine dengelemeye yardım ediyor. Bazı çalışmalar mesela Fransız paradoksu diye bir şey ortaya koymuşlar. Mesela Fransızlar batı diyetine göre yani Amerikalılara göre daha fazla doymuş yağ grubunu tüketmelerine rağmen kalp ve damar hastalıkları Amerikalılara oranla daha az görülüyor gibi bir sonuca rastlanmış. Dolayısıyla üzümün de ya da resveratrol bileşenlerinin de bu nedenle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğine yönelik bazı çalışmalar var. Fakat biz günlük hani mevsiminde koyu renkli üzümlerin ortalama bir su bardağı kadar tüketilmesini doğru bulurken mevsiminde olmayan üzümün veya işte saklanarak tüketilmesinin, sirke gibi tüketilmesinin herhangi bir etkisinin çok fazla olmadığı saptanmış. Kurkumin de yine Hindistan kökenli, Asya kökenli bir baharat diyelim. Biz daha çok baharat kısmını kullanıyoruz. Turmerik olarak da adlandırılıyor. Zencefil ailesinden gelen bir bitki. Dolayısıyla kurkumin aslında zerdeçalın ana kaynağı yani özü diyebiliriz. Dolayısıyla bu da çok fazla antikanserojen özelliğe sahip, antidiyabetik özellikler gösteren, yine vücudun bağışıklığını da desteklemeye yardımcı ve yapılan bazı çalışmalarda da yine vücut yağlanmasını azaltmaya yönelik etkileri görülmüş. Bunun da tabii kurkumini zerdeçalda bahsettik ama zerdeçalın da aktif olarak çözünebildiği bazı gıdalar var. Yani zerdeçalı tek başına gün boyu işte suya katıp karıştırmak mı doğrudur, işte birebir yemek mi doğrudur derseniz onu bir hayvansal yağda, yoğurtta, kefirde, sütte çözündürerek üzerine karabiber ekleyip o şekilde tüketmek daha faydalı olacak. Daha etkili oluyor değil mi hocam? Bu besin takviyeleri mesela yurt dışında Amerika'da falan çok yaygın kullanılıyor. Yani herkes bir avuç böyle hap şeklinde, evet, kapsül şeklinde kullandıkları ve ülkemizde de son yıllarda hakikaten özellikle fonksiyonel tıp alanı deyince bu tip besin takviyelerine çok fazla tavsiye edilir bir hale geldi. Ama siz bir uzman diyetisyen olarak bu besin takviyelerinin aslında içerdiği besinler var. Bu besinleri yani besin takviyesi içeren besinlerle beslenerek bu tip ihtiyaçlarımızı karşılayabilir miyiz? Yoksa hap olarak mı almak gerekir? Şöyle aslında özel ihtiyaca göre hap olarak almak gereken durumlarda olabilir. Örneğin yeterli, dengeli, sağlıklı beslenen bir kişi gribe yakalandı diyelim. Şu an herkes ne yazık ki çok büyük hastalıklar içerisinde uğraşıyorlar. Dolayısıyla dengeli beslenmesine rağmen örnek veriyorum hastalığı bir hafta sürecekse hani 3 güne düşürebilir. Veya tam tersi bağışıklığı yeterli birisi değil. Dolayısıyla beslenmede de eksik tüketmek zorunda olduğu örnek veriyorum bir hastalık tanısı vardır. Bazı gıdaları tüketemiyordur veya malabsorpsiyon problemleri vardır, emilim sıkıntıları vardır. Dolayısıyla daha fazla takviye kullanması gerekebilir. O da tabii ki hekimin takdirinde. Ama genel olarak besin takviyesi dediğimizde insanlar işte B grubu vitaminler, C vitaminleri veya multivitaminleri konuşurken bir yanda da ek olarak omega 3, koenzim Q10, işte resveratrol veya kurkumin gibi ekstra takviyeler de gündemde. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik kullanımlar
uygun dozlarda olduğu takdirde doğru beslenme ile beraber desteklenebilir. Ama ihtiyaç duyulmadığı takdirde her gün kurkumin kullanmanın ne gibi kişiye bir faydası olur? Hiçbir faydası olmayabilir. Ama bağışıklığı güçlendirir mi? Evet. Fakat bunları da belli bir süre, örneğin 3 ay veya 1 ay gibi sürelerin dışında kullanmakta sağlıklı sonuçlar yaratmaz. Dolayısıyla kişinin bu tarz takviyelere ihtiyacının olup olmadığında sık enfeksiyonlara yakalanıp yakalanmaması. Mesela kadınlarda çok sık karşımıza çıkan, özellikle yaz aylarında sistit ya da idrar yolu enfeksiyonu dediğimiz rahatsızlıklar. Burada da mesela kranberi içeren takviyeler eklenebiliyor. Veya kışın hastalık zamanı karamürver ekstratları eklenebiliyor. İhtiyaca yönelik kullanım evet doğru olabilir. Aslında belirli zamanlarda rutin kontrollerle neye ihtiyacımız varı belirleyip siz uzmanlarımız tarafından belirlenip ona göre takviyeler almak daha sağlıklı olur. Aynen. Bir de çok fazla kulaktan dolma şeyler de oluyor bu durumlarda. Mesela magnezyum. Kişinin konstipasyonu var, yani kabızlık problemi uzun sürüyor. Ve hemen eczaneden magnezyum. Şimdi magnezyumun da türleri var. Ne için kullanıyorsunuz? Bağırsaklar için mi? Kas krampları için mi? Veya farklı faktörler için mi? Dolayısıyla neyi ne için kullanmanız gerektiğini zaten hekiminiz karar verir. Dolayısıyla onların da kafamıza göre tüketimi doğru olmaz. Peki hocam, bu antioksidan özelliği yüksek olan besinler bizlerin bağışıklığını güçlendirir mi? Yani şu son yıllarda yaşadığımız, zaten pandemiden sonra çok daha özellikle dikkat ediyoruz bunlara. Antioksidan özellikle bir sürü şey öneriliyor, görüyoruz, alıyoruz, bazımız kullanıyoruz ama bunlar bağışıklığımızı güçlendirir mi gerçekten? Tabii ki. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, hangi besini neyle kullanırsanız onun etkisini ya artırırsınız ya azaltırsınız. Mesela meyvelerle beraber siyah çay ve kahve tüketimi meyvelerin C vitamini emilimini düşürür örneğin. Başka bir açıdan baktığımızda en çok sorulan şeylerden biri kırmızı et gruplarını, işte salata ile beraber tüketiyoruz, salatamıza limon sıkıyoruz, C vitaminini alıyoruz. Aynı zamanda etin içerisindeki demirin emilimini de kolaylaştırıyoruz. Fakat yanında yoğurt tüketmek doğru mu yanlış mı? Yoğurttaki kalsiyum işte demirin emilimini bağlar mı ya da C vitamininin emilimini engeller mi gibi sorular. Fakat burada şöyle bir şey var. Yoğurdun etteki fazla kolesterolü veya etteki bundan fazla yağı alıp onu bağırsaklardan daha hızlı atmaya, yani vücudun yağ emilimini azaltmaya yardımcı olduğu yönünde de sonuçlar var. Dolayısıyla dengeli bir şekilde beslendiğimiz zaman onlar kendi içerisindeki o hiyerarşiyi zaten sağlamış oluyorlar. Ama bazı besinler var ki, kırmızı mor meyveler, örneğin beris grubu dediğimiz orman meyveleri diğer meyvelere oranla çok daha güçlü antioksidan bileşikler içerirler. Bunlar bağışıklığa karşı koruyucu, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik gösterirler. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırırlar. Fakat bu demek değil ki bütün meyveleri sadece kırmızı mor olanlardan seçelim. Mesela kışınlar, yazında orman meyvelerinden frambuaz, ahududu gibi meyveler daha güçlü antioksidan özelliğe sahiptir. Bununla beraber yine kırmızı, turuncu, sebze ve meyveler hem beta karoten hem likopen açısından çok zengindir. Özellikle domateste bulunan likopen, beta karotenden yaklaşık 2 veya 4 kat kadar daha koruyucu özellik gösterir. Her birinin farklı farklı özellikleri var. Mesela kırmızı olan meyve sebzelerde, özellikle domateste likopen fazlayken, turuncu olan işte bal kabağı, havuç veya işte portakal gibi olan meyve sebzelerde de farklı bileşenler ağırlık gösteriyor. Yine yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde bulunan vitamin ve mineral bileşenleri mükemmel derecede. Fakat biz bunları düzenli beslenme içerisinde değil de haftanın bir günü veya ayda bir iki kez tükettiğimizde etkilerinden ne yazık ki faydalanmış olmuyoruz. Daha düşük dozlarda almış oluyoruz. Peki bu besin takviyelerini kullanırken dönemsel olarak mı almalıyız, yoksa bir ihtiyaca binaen mi almalıyız, yoksa bir diyetisyene giderek mi almalıyız, bir hekim kontrolünde mi almalıyız, yoksa aktarlarda bugün yani besin takviyeleri İşte raflarda duruyor. Yani, evet, hangisine güveneceğiz diyorsunuz. Hangisine güveneceğiz? Yani işte şuna faydalı, buna faydalı ya da bir kitap okuyup ona göre mi almalıyız? Neye göre almalıyız?
Aslında şöyle, araştırmayı tabii ki uzman bir hekimin yapması her zaman uygun. Çünkü araştırmalara da baktığımız zaman yazılan makalelerde de hani hiç sağlık alanında çalışmamış birisi doğruyu veya yanlışı tam olarak anlayamayabilir. Ya da işte kullanılan, yapılan çalışmaların özgün niteliğini fark edemeyebilir. Dolayısıyla bu doktora danışılabilir. Örneğin benim kolesterol seviyem çok yüksek, acaba omega 3 koenzim Q10 takviyesi almam doğru olur mu? Mesela hekiminizin önerisi, evet sen diyet ve egzersiz yaptığın halde bunlar düşmüyor, kullanırsan iyi olur derse evet kullanabilir. Veya statinler mesela özellikle kalp hastalıklarında çok kullanılıyor. Şimdi böyle bir ilaç grubu kullanırken resveratrolün eklenmesi ne derece doğru? Yani kendi kendimize bu konuda çok hareket etmemek de fayda var. Fakat besinsel anlamda ne yapabiliriz? Mesela resveratrolün yoğun bulunduğu gıdaları beslenmemize ekleyebiliriz. Fazla olmayacak şekilde. Çünkü mesela zencefil de örneğin yine hem yağ yakımına yardımcı hem bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip. Fakat anlamsız burun kanamalarına sebep olabilir. Bu doz herkesin vücut yapısına ve özelliklerine göre değişebilir. Kiminin 1 gram kadar günlük tüketimi yeterli olurken kimisi için bu doz değişebilir. Dolayısıyla bir ürünü seçerken markası, işte adı veya içeriği tamamen bunu bir hekime danışarak kullanmak en doğrusu olacaktır. En doğru, pozitif olumlu sonuç için biz uzmanlarımıza danışalım diyoruz. O zaman seyircilerimize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Efendim, uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun bizlerleydi. Kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Yine 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.